Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Her ne kadar son günlerin halka arzları tavan tavan gitmese de, küçük yatırımcıyı üzse de, bugün son katılım günü olan halka arz dağıtımında Kayseri Şeker ve Biyen Yapı'nın halka arzlarına dağıtım talep toplamasına biz de başvurduk arkadaşlar. Hani diyeceksiniz ki seçim arifesinde bizi, şöyle ekranı küçültelim, seçim arifesinde bizi Big Chef Gıda çok üzdü. Evet doğru. Daha ikinci günden tavan bozdu. İki gündür de taban taban gidiyor. CV Enerji çok üzdü. Evet doğru söylüyorsunuz. Üçüncü günde tavan bozdu. İki gündür, 2,5 gündür taban taban gitmeye devam ediyor. CV Enerji hala neden toparlamadı? Bunu hala anlamış değiliz. Hani halka arz metninde de eğer arz fiyatına düşerse geri alım yapacağız diyen şirket yetkilileri acaba yaptılar mı? Biz bunu henüz bilmiyoruz. Böyle bir kap bilgisi gelmedi. Kamuoyu aydınlatma platformunda haberleri takip ediyoruz. En azından bildirimler geliyor. Böyle bir bildirim gelmedi. Hani Europower üzmedi. 7. tavandan sonra tavan bozdu. 64'lere kadar gevşedi. Şimdi biraz daha geri toparlamaya başladı ama hala istediğimiz yerde değil. Ve bugün biz söz verdiğimiz gibi hem halka arzlara başvurumuzu yaptık hem de Europower'dan 7 günlük sigara paramızı da aldık. Bunun videosunu sizlerle paylaşacağım. Yarın paylaşırım büyük bir ihtimal. Gelelim halka arzlarımıza. Arkadaşlar biz bugün Kayseri Şeker'e 100 lotluk başvuru yaptık. Biliyorsunuz Kayseri Şeker'in fiyatı ne kadardı? 16 lira 27 kuruş. 100 lot 1600 liralık bir başvuru yaptık. Tabii ki o kadar vermeyecek. Zaten tahminimiz bizim hani Kayseri Şeker'de belki 1000 liralık verecek. Belki 700-800 liralık verecek. Ama 1600 liralık vermez. Yine de köşede duran paramızı değerlendirelim. Nasıl olsa bugün akşam, yarın akşam ya da en geç pazartesi günü akşam iade edilecek diye düşündük. Bir diğer taraftan Biyen Yapı'ya da 50 lotla başvuru yaptık arkadaşlar. 42.80'den 50 lotta hemen hemen 2100 TL'ye denk geliyor. O da 50 lot vermeyecek. Büyük bir ihtimal 25-30 lot arası verecek diye tahmin ediyoruz. Ama hani diyorduk ya seçim öncesi halka arzlar küçük yatırımcı üzmeye başladı. Özellikle CV Enerji ile başlayan bu durum tavan tavan gitme meselesini bitirdi. 5-6 tavan giden en az halka arzlar ne yazık ki gördüğünüz üzere ikinci günde Big Chef bozdu. Daha üçüncü günde CV Enerji bozdu arkadaşlar. Yani umuyoruz şu seçimi atlattık gibi görünüyor. İnşallah pazar günü ilk celsede bu işi bitireceğiz. İkinci tura falan kalmayacak. Artık borsada temkinliliğini bırakacak. Artık en azından halka arz portföyünde, halka arz hisselerinde şöyle 4-5 tavan göreceğiz ki insanlar oradan aldıkları karı götürüp Şişecam'a, Ford Otoya, Ereğli'ye, büyük firmalarına, uzun vade biriktirdiği firmalara karlarını koyabilecekler arkadaşlar. Bizim beklentimiz bu yönde. Söylediğimiz gibi biz halka arzlara katıldık. Umuyoruz gelecek hafta ilk işlem günlerinde daha güzel tavanlar gelecek. Biz de buradan sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Videoyu kısa tutalım. Yani çok uzun tuttuğumuzda yorumlarda bize söyleniyorsunuz. Çok konuşuyorsun, boş konuşuyorsun, uzatıyorsun diye. Yani kısa tuttuk. Yani Kayseri Şeker ve Biyen Yapı'ya halk arzlarına ne kadar fiyattan, ne kadar ücretle, ne kadar lotla başvuru yaptığımızı söyledik. Bizim tahminimiz en geç pazartesi akşama kadar zaten sonuçlanacak. Önümüz seçim. Umarız güzel hayırlara vesile olan, borsamız için de hayırlara vesile olan bir sonuçla karşılaşırız arkadaşlar. Tekrar hatırlatalım. Big Chef gibi olmaz inşallah. CV Enerji gibi olmaz inşallah önümüzdeki halka arzlar arkadaşlar.